Bu videoda çok basamaklı sayılarla yapılan çarpma işlemlerinin sonuçlarını tahmin etmeye çalışacağız. Mesela burada 29 çarpı 3198 işlemi var. Hadi videoyu durdurun ve bu çarpma işleminin sonucunun ne olacağını tahmin etmeye çalışın. Bu işlemi kağıt kalem kullanarak hatta bir hesap makinesiyle çok daha kolay bir şekilde yapabileceğinizi biliyorum. Fakat önemli olan aklınızdan yapabilmeniz. Hadi ne duruyorsunuz? Bana bu işlemin yaklaşık sonucunu, ne olduğunu söyleyin. Seçeneklere bakmadan sonucun yaklaşık olarak ne olacağını bulmayı deneyelim. Şimdi bir bakalım. 29 30'a çok yakın bir sayıdır. Öyle değil mi? Şimdi ister 30'la 3198'e çok yakın olan 3200'ü, isterseniz de daha kaba bir tahmin olması için 3000'i çarpabilirsiniz. 30 çarpı 3000'in sonucu 3 kere 3, 9 eder. 9'un yanına 1, 2, 3, 4 tane de 0 koyacağım. Evet, 1, 2, 3, 4 tane 0. Yani 90 bin. Seçeneklerde de 90 bin işte burada. Daha iyi bir tahminde bulunmak isterseniz, bu işlemi 30 çarpı 3200 olarak da düşünebilirsiniz. Ve böylece sonuçta 3 kere 32, 96 eder. Sonra bunun yanına 1, 2, 3 tane 0 koyunca da 96.000 olur. Evet, bu gerçek sonuca daha yakın bir tahmin. Fakat sonuçta yaklaşık sonucu bu şekilde bile bulsanız, şıklar arasında buna en yakın olan değer yine 90 bin olacaktır. Bir örnek daha yapalım mı? Bu sefer 137 çarpı 18 işlemi verilmiş. Hadi yine videoyu durdurun, ve bu işlemin yaklaşık sonucunun ne olduğunu bulmayı deneyin. İşlemi aklınızdan yapmaya çalışın, olur mu? Bu tarz tahmin sorularını çözmenin farklı yolları vardır. Yani herkesin yapacağı tahmin birbirinden farklı olabilir. Ben şöyle düşünüyorum. Bu sayıların 140'a ve 20'ye yakın olduklarını düşündüğüm için işlemi 140 çarpı 20 olarak yapacağım. Sonuçta bunu akıldan yapmak daha kolay. Şimdi bunun sonucuna bakalım. 14 kere 2, 28 eder. Sonuna 2 tane de 0 ekleyince, 2800 elde ederiz. Ama 2800 seçeneklerden biri değil. Yine de seçenekler arasında 2800'e en yakın olan 2000 olduğu için bunu işaretleyeceğim. Demek ki buna ulaşacak şekilde de bir tahmin yürütülebilirmiş. Seçenekleri hazırlayanlar sanıyorum ki 137'yi 100'e, 18'i de 20'ye yuvarlamışlar ki aslında bunu akıldan yapmak çok daha kolay. Ve 100 çarpı 20'den de 2000 sonucuna yani az önce işaretlediğimiz seçeneğe ulaşmışlar.